Evet, dersimiz de kaydediliyor değerli arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Ya Allah, Bismillah, Bismillah, Estaizu Billah. Evet değerli arkadaşlar, bugün yeni bir metinle karşı karşıyayız. Bize ödül çeşitlerinden bahsedecek. Kısa öz ama kelimeleri yine yoğun. Gördüğünüz üzere yeni kelimeler de göreceğiz. Sürekli yine görebileceğimiz tarzda, bazen nadir de göreceğimiz yine kelimelerle karşı karşıya bırakan bir metin diyorum. İnşallah başarılı oluruz. Evet, başlıyoruz. Enva'ul cevaizi arkadaşlar. Enva'u çeşitleri, neyin çeşitleri? El cevaiz ödüller, ödüllerin çeşitleri. Yani ödül çeşitleri değerli arkadaşlar. Ödül çeşitleri, ödül türleri. Nev'un, enva'un. Buraya bunu biliyoruz ama yine not aldık. Nev'un, enva'un. Gördüğünüz üzere nevi, Türkçe'ye nevi olarak da geçmiştir. Çeşit demek, tür demek arkadaşlar. Hatta biçim, şekil, ödül şekilleri, ödül biçimleri. Türkçemize en uygun, nasılsa öyle çevirmekte serbestiz. Biz ödül türleri veyahut da ödül çeşitleri olarak bunu zikredebiliriz. Cevaiz kelimesi, caizetün kelimesinin nesidir? Cemisidir gördüğünüz üzere. Caizetün ödül, cevaizü ödüller olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, metnimizde bu cevaiz kelimesini zaten sıklıkla göreceğiz. Tehiyetün, yine vurgulayalım, giriş hazırlık, ön söz demek. Heyye, yuheyyi'u, tehiye, tef'il babından heyye'e mastardır diyelim. Hazırladı, heyye, yuheyyi'u, değil mi? Hazırladı. Ne gibi? Cehhezi, yücehizu gibi. Başka, e'adde, yu'iddu gibi, değil mi? Hazırladı. Bir şey için hazırladı anlamında da li harfi ceriyle kullanılır. İkinci mefhulünü li harfi ceriyle alır. Fekkir fil icabeti anilesileti taliyeti, aşağıdaki soruların cevapları hakkında, fiil de bize hakkındayı veriyor. Fekkir düşününüz. Fekkir afi, bir şey hakkında düşünmek. İcabe, cevap, icabe, an, şeye cevap vermek. Esile, suali, nesile. Demek taliyede esilen sıfatı, peşinden gelen, arkasından gelen anlamında demek arkadaşlar. Bakalım ne sordu bize? Hel hasalta ala caizetin min kablu. Hel hasalta ala, elde ettin mi? Sen elde ettin mi? Sen kazandın mı? Ne? Caizetin ödül min kablu, önceden. Min kablu, daha önceden, önceden kalıp ifademizdir arkadaşlar. Daha önceden bir ödül kazandın mı, bir ödül elde ettin mi şeklinde çeviriyoruz bu cümlemizi. Fi eyyi mecalin, yani cevabın evet ise, naam, hasaltu caizeten fil madi şeklinde bir cevap verdiğinde adam hemen bize peşinden sorusu, fi eyyi mecalin. Yani hasaltu fi mecal talimiyye diyebiliriz mesela, fi eğitim alanında örneğin. Fi musabakati, fi musabakati ne diyelim? Futbol. Küratin mesela, futbol müsabakası falan diyebiliriz yani. Burada özgürüz değerli arkadaşlar. Tabii cümlemizin anlamı şu an verdik ama burada çok da hoş bir fiilimiz var. O da hasale fiilidir arkadaşlar. İşte hasale fiili. Bakınız, iki de anlama gelecek hasale. Ve burada ala harfi ceriyle bir şey elde etti, bir şey kazandı anlamını alacağını ifade edelim. Yani hasale ala harfi ceriyle kullanılır. Şimdi biz bunun mazi muzari emrine not almıyoruz. Şeyine bir bakalım, mastarına, oradan belki ikinci anlamı da ipucu olarak görebileceğiz. Hasale yahsulu husul. Şu husulü
Sanki bilinebilir yani husule gelmek, hasıl olmak arkadaşlar. Husul Türkçe'de kullanılıyordu. Artık güncel ya da yeni metinlerde bulabilir miyiz bilmiyorum. Şimdi iki anlamı var dedik. Elde etti, kazandı, nail oldu. Nale, yenalu arkadaşlar, o da nail oldu demek. Erişti, ulaştı tabii ki. Mesela elde etti, istemta fiilini hiç duydunuz mu? Bir harfi ceriyle kullanılıyor, istemta. Bir şeyin keyfini sürdü falan anlamında kullanılıyor da o da elde etti, sahip oldu anlamı da metinlerde veriliyor arkadaşlar. İstemta. Onu da görürüz muhtemelen. Şimdi hasale. Meydana geldi anlamı var arkadaşlar. Oldu, meydana geldi, gerçekleşti anlamı var. Bu iki anlamına dikkat edelim. Bu iki anlamıyla elde etti, oldu, meydana geldi anlamlarıyla biz bu hasale fiilini sıklıkla göreceğiz. Diyelim, buna dair bilgimizi vermiş olalım. Min kabliye bir daha değinelim. Kalıp ifade. Buna dikkat edin. Evet, ikinci sualimiz. Ma ismül cevaizilleti tukaddimuha bi yok biladüke. Evet. Ma ismül cevaizi. Ödüllerin ismi nelerdir? Ma'ya bakın, bazen nedir, bazen de nelerdir diyeceğiz. Çünkü şeyi soruyor bize, cemi bir şeyi soruyor. Ödüllerin ismi nelerdir ya da ödüllerin ismi nedir? O da yine aynı anlama gelir. Nasıl ödül? Elleti ile cevaza bir sıfat gelecek. Tukaddimuha, bu ha nereye gidiyor? İsmi mevsule dönen, buna şey derler arkadaşlar, ait zamiri derler. Denir daha doğrusu Arapçada. İsmi mevsule döner. Şu soruyu sordum ben hep. İsmi mevsul neye dönüyor? İsmi mevsul de cevaza dönüyor. Yani ismi mevsulün burada cinsiyetini belirleyen şey, ki burada müzekker değil müennestir gördüğünüz üzere, bu cevazın kendisidir. Yani bu cevaz müennes olsaydı, buradaki de müzekker olsaydı cevaz, elleti de müzekker gelirdi. Dolayısıyla şuradaki ha'mız da bu defa ne olurdu? Hu olurdu, yani müzekker olurdu. Ama bizim Arapça dil bilgisinde bunun ismi mevsule dönen bir ait zamiri gelir ismi mevsulden sonra. O da ismi mevsulün cinsiyetine göre değişiklik arz eder demiş kitaplarımız. Olsun, önemli değil. Bu ha'dır, elleti, cevaiz, bunlar üçü de birbiriyle bağlantılıdır. Ama ilk belirleyici olan burada nedir? Buradaki cevaz kelimesidir. Yani mevsuftur arkadaşlar. Elletiden itibaren sıfat cümlesi. Bu mevsufumuzda sıfatlanan bu belirleyicidir. Dedik. Şimdi elleti, bunu şöyle çeviriyorlardı önceden. Kitaplarda da, belki eski gramer kitaplarında da görebilirsiniz. Öyle ödüller ki, mesela tukaddimuha, onu veriyor. Kim veriyor? Tukaddimuka veriyor. Biladüke, senin ülkende. Senin ülkenin, ha, veriyor. Kim veriyor? Senin ülken veriyor. Ülkenin verdiği ödüllerin ismi nedir? Evet, tukaddimu fiilinin de faili biladüke, senin ülken demek arkadaşlar. Evet. Şimdi burada yine bir fiilimiz var. Kaddeme, yukaddimu, takdim. Evet. Gördüğünüz üzere. Kaddeme, yukaddimu, takdim. Verdi, sundu arkadaşlar. Takdim etti. Verdi, sunduk, takdim etti. Bir li harfi ceriyle kullanılır bu da. Ama bu li harfi cerinden sonra gelen isim İsmet takdim edilir. İsmet sunulur, tamam mı? Mesela kaddemtu evraki lil medraseti. Evraklarımı okula verdim anlamında arkadaşlar. Mesela tukaddimu eddevletu el cevaize
lilmubdi'ine, yani kazananlara devlet ödüllerini ne yapar? Ödüller verir. Mübdi'in şey diyelim, icat edenlere, işte buluş yapanlara ödül verir. Tamam, sunulan ödül, kimseye ya da sunulan şey için verilecek şeye başına li harfi ceri gelir. Metinde de bunu göreceğiz. Gördüğünüz üzere isim kelimesi, ismin esma, ona bir daha temas edelim değerli arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Biladun, bildiğiniz gibi ülke demek arkadaşlar. Daha önce de geçmişti zaten. Bunu biliyoruz artık. Evet, mel mecalatul lati tuqaddamu fiha hadihil cevaizu. Evet. Mel mecalat, alanlar nedir? Alanlar neler, alanlar nedir ya da nelerdir? Nasıl alanlar lati tuqaddamu, sunulur ya da verilir arkadaşlar. Fiha, bakın, ait zamirimiz orada, anlarda, adihil cevayi, bu ödüller. Bu ödüllerin verildiği alanlar nedir, nelerdir? Evet, burada gördüğünüz gibi burada kaddeme, tukaddimu, tukaddimu, tukaddemu, bakın arkadaşlar, tukaddemu meçhul sigada geldi. Meçhul yapılı olarak karşımıza çıktı. Ona göre de biz tercümemizi meçhul forma uygun olarak gerçekleştirdik. Tukaddemuha, verilen, verildiği, artık burada verdi, verdin, verdiler, veriyorlar. Bir anlamdan ne yaptık? Uzaklaştık, verildi. Tamamen bir meçhul forma yöneldik. Niye? Fiilimiz meçhul oldu. Şimdi burada bizim söyleyebileceğimiz, hemen bir vurgu yapalım. Şu mecal kelimemiz var arkadaşlar. Bunun cemisi mecalat. Bakın geldi. Mecalün, alan, mecalat, alanlar. Bitti mi? Bitmedi. Buna birkaç eş anlam söyleyelim madem öyle. Mecalün. Bilen varsa, hocam ben söyleyebilirim, zihnimde şu an hazır diyorsanız, sizden de alabiliriz değerli arkadaşlar. Yoksa devam edelim. Çok bildiğiniz bir kelime söyleyeceğim. Meydanın arkadaşlar. Meydanın. Meydanın. Meydan. Bu da alan demek. Cemisi meydan, meyadin gelir. O da alanlar, alan. Meydan işte, bildiğiniz meydan. Bir şey daha söyleyeceğim. Başka bir kelime, bakın, meydanını dedik. Haklün, haklün. Tarla var ya, tarla. O da alan olarak modern Arapçada tam da mecalin zıt anlamlısıdır. Hukul gelir arkadaşlar, onun cemisi de. Aklıma geldiği için onu da söyleyeyim. Mesrahın da aslında bir alan anlamı var ama tiyatro alanı, tiyatro sahnesi şeklinde makes bulmuş. Daha çok kullanılır olmuş. Onu söyleyeyim. Başka ne söyleyebiliriz? Mesrah, mer'a var. O da işte otlatılan alan anlamında, otlak alan anlamında kullanılır. Misahatün var. Misahatün. O da yüz ölçümü, yine alan anlamlarında kullanılır. Ama mecal, meydan, haklün, bu ikisi tamamen birbirinin yerine rahatlıkla kullanılan kelimelerdir, ifade etmiş olalım. Evet. Ne tukaddimu, yukaddimu, buradaki tukaddimu, yukaddimunun meçhulüdür. Burada buna ekstra bir şey değinmeyeceğiz. Meçhul formlara bakılabilir. Uzkur esma ba'dil ba'dillezine hasalu ala cevaize fi beledike. Şurada sanki şu bilat kelimesi var ya, bunu yanlış yazmış bence. Biladın cemi, senin ülkelerinde diyemezsiniz. Burada bir şey hatası var. İmla hatası, baskı hatası. Ülkende diyecek. Beledün, biladun, büldan.
3 tane bunun ihtimal cemisi var. Burada bir öyle bir şey fark ettik. Şimdi üskün söyle. Esma'e ba'dilleri. Bazı kimselerin isimlerini. Bakın burada bazı kimseler diyeceğiz. Kimmiş bu kimseler? Hasalu elde ettiler, kazandılar. Ne? Cevaize. Ödüller fi beledike. Ülkende ödül kazanan bazı kimselerin ya da bazı şahısların isimlerini zikrediniz diyor, söyleyiniz ya da hatırlayınız. Kim var mesela bizde? Evet, bir tane genel kültür olarak. Naim Süleymanoğlu hocam. Nobel ödülü. Ha, o olimpiyat, onlar ödül de evet. Onlar şey ya, müsabakada derecelendirildi. Yani bir yarışma yapıyor, birinci geliyor. 8-10 rakip neyse. O tarzda değil de bu başka. Biraz daha bu Nobel'in verdiği, UNESCO'nun falan verdiği ödüller var ya. Metinden de anladığım kadarıyla. Bizim ülkemizde de Orhan Pamuk Edebiyat Ödülü'nü almıştı değil mi? 3-5 yıl önce. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Uluslararası çapta diyelim. Gerçi son dönemde şeyin ödülleri var. Aziz Sancar olabilir mi hocam? Aziz Sancar, ha tabii Aziz Sancar olur. Çok güzel olur hem de. Tam da onu arıyoruz. Aziz Sancar ve uluslararası anlamda ikisini söyleyebiliriz. İşte alanındaki başarılardan ötürü. Cumhurbaşkanlığı da ödül veriyor Türkiye'de. Necip Fazıl ödülleri aldı sanki, hatırlıyorum. O da o dönem şeye çıkmış. İşte akademik, edebiyat, entelektüel alanlarda, sanatsal alanlarda ödüle layık gördüğü kimselere ödül veriyor. Herhalde belli kriterler doğrultusunda yapılıyor diye düşünüyorum ben. Evet değerli arkadaşlar, Hasale'ye bir daha dikkat, Hasale bir daha dikkat edelim. Gördük Hasale'yi. Geçelim. Evet. Bakın ödüllerimiz de burada. Evet. Semahu kesirun mine düveli cevaize kesiraten lil mubdi'ine. Evet. Temnahu verir. Kesirun mine düveli devletlerin pek çoğu. Devletlerin çoğu. Ya da çoğu devlet veyahut da birçok devlet diyebilirsiniz. Verir. Ne verir? Cevaize ödüller kesiraten çok. Pek çok ödül verir. Kime? Lil mubdi'ine. İcat yapanlara arkadaşlar. Yani buluş yapanlara. Mubdi'in, buna değineceğiz. Ödül verir. Vel hedefu min tilkel cevaizi. Vel hedefu hedef. Neden hedef? Min tilkel cevaizi. Bu ödüllerden hedef. Bu ödüllerin amacı. Hatta böyle çevirelim. Bu ödüllerin amacı. Bu ödüllerden kasıt hıdmetül ulumi vel adabi ve gayriha. Hıdmetül ulum, bilimlere hizmet etmektir. Başka vel adabı, edebiyata, bilime, edebiyata hizmet etmektir. Ve gayriha ve diğerlerine. Ve gayriha diğerlerine arkadaşlar. Diğerlerine edebiyat, ilimler ve diğerlerine hizmet etmektir diyoruz. Ve hiye tumnehu lil eşhasil mubdi'ine fi tilkel mecalati. Evet. Ve hiye, yani bu hiyenin merci kim olabilir? Hatta anlamdan da çıkartırız arkadaşlar. Tumnehu verilir. Cevaiz değil mi? Cevaiz değil mi? Şudur. El cevaiz, evet. Ve hiye tumnehu lileşhasil mubdi'ine, şahıslara verilir. Nasıl şahıslar? Mubdi'in, buluş yapmış fi tilkel mecalati. Bu alanlarda buluş yapmış şahıslara verilir. Aslında buna buluş yapmış. Yani edebiyat dediğimizde edebiyatta
buluş değil de yeni şeyler ortaya koymuş. Yenilik işte çok kayda değer bir eser yazmış belki gibi. Güzel bir işte belki tez hazırlamış diyebiliriz. Evet. Burada dursun. Burada güzel kelimelerimiz var. Hepsine değineceğiz. Ve tekünül caizetü fil galibi ve tekünü olur. El caizetü ödül fil galibi çoğunlukla, çoğu kez, genelde arkadaşlar olur. Mükafeeten maliyeten. Yani mükafeeten maliyeten bu da mali bir ödül, mükafeetün de ödül demek arkadaşlar. Ödüllendirme hatta bunu mastardan hareket edersek mali bir ödüllendirme olur. Bu ödüller genelde mali bir ödüllendirme olur ya da mali değeri olan ödüllendirmeler olur. Artık nasıl uygun görürseniz ama şunu da söylerim, mükafeetün de caizetün birbirinin aynısıdır. Çok rahat diyebiliriz yani anlam itibariyle. Şimdi tamam, maliye, parasal demek arkadaşlar maliye. Türkçe'de de kullanılıyor. Tahtelifu kıymetüha min beledin ila beledin. Tahtelifu değişir. Kıymetüha değeri arkadaşlar, kıymetün değer, değeri değişir. Min beledin bir ülkeden ila beledin diğerine. Bir ülkeden diğerine onun kıymeti değişir. Ne bu? Mükafeye maliye arkadaşlar. Bunun değeri farklılık arz eder. İhtelefe. Şimdi min ila kalıbımız var bizim. Bak, birinden diğerine anlamında arkadaşlar. Değişir. Buna da bir dikkat edebiliriz. Min ila kalıbı şeklinde bunu ifade edilir. Bir diğerinden başka bir diğerine farklılık arz eder. Bu tehtalif ile de sıklıkla görürüz biz bu kullanımı. Şimdi birinci paragrafımızda üzerinde duracağımız şeylerimiz var, kelimelerimiz. Önce temnehu verir diyoruz. Bir bakalım. Vermek arkadaşlar. Menaha vermek. Hatta menhatün de herhalde burs anlamına geliyor. Bu şöyle vermek. Yani karşılık beklemeden vermek arkadaşlar. Menaha yemnehu menhan arkadaşlar, gördüğünüz üzere menaha verdi, yemnehu verir, veriyor, menhan verme. Sonra bir tey getirsek burs arkadaşlar anlamlarına gelir. Hatta bunun menaha yemnehu bağışladı, hani karşılıksız bir hibe etti, vehebe yehibu hibeten, gerçi aynı anlamda. Bu da yine verdi diyoruz biz. Hem de düvel, devletün düvel, bunu biliyoruz zaten, caiz, buna değindik. Evet, lil mubdi'in, icat yapanlar, ebda yubdi'u ibda'un. Hemen bunun cemisine ve karşılığına bir bakalım. Gördüğünüz gibi mubdi'un icat yapan, mucit yeni bir şey ortaya koyan anlamında. Mubdi'un bunun cemisi arkadaşlar. Buna bir eş anlam da söyleriz. Bu fiil nereden geldi? Fiil olarak ebda, yubdi'u, ibda arkadaşlar. Oluşturdu, meydana getirdi, hatta yarattı, buldu falan gibi anlamları var. Bu fiilimize de dikkat edebiliriz. Buna bir eş anlam nedir? İbtekera, yebitekiru ibtikar arkadaşlar. Mübtekir ile mubdi'un aynı anlamlıdır. Tekirun, o da yine buluş yapan, icat yapan. İbtekara, buluş yaptı, icat yaptı anlamında kullanılmaktadır değerli arkadaşlar. Buna da bir dikkat edelim. Hedefun ahdaf, bunu biliyoruz, caize. Hizmetin, evet, hizmet etmektir. Hademe fiilinden mastardır, hizmettir, hizmet etmektir. Artık nasıl düşünürsek. Cemisi hidematun arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Hidmetun, hizmet, hizmet etme. Hidematun da hizmet etmeler falan. Öyle kullanılır. Hizmetler mesela diye.
Evet, fiil kökünde hademe, yahdimu, hadmeten, hıdmeten, gördüğünüz üzere yahdimu. Daha çok ben yahdimu ile gördüm ama söz ikisini de vermiş yahdimu. Yahdimu daha sanki çok gibi yahdimu kullanılır gibi ifade edebiliriz. Burada şeyi gelirse de göreceğiz yani. Ya bunu hademe fiilini bir muzari olarak kullanırsa ona da bakarız. Bu kitabımız neyi tercih etmiş? Evet. Evet. Adabın. Edebün adabın. Şimdi bunun edebün adabın. Bunun tabii ki iki tane anlamı var. Bir tanesi edebin, edebiyat, adabın, edebiyat. Evet. Edebiyatın cemisidir. Artık edebiyat artık nasıl deriz bilmiyoruz. Edebiyatlar. Evet. Edebiyatlar falan. Ama bunun şey anlamı da var değerli arkadaşlar. Edep, adab, görgü falan bu tür anlamları da var. Onu da zikretmiş olalım. İlimler ve görgüler işte diye değildir de edebiyat anlamında ben ona yordum zaten. Başka türlü de düşünemedim, düşünmüyorum. Evet, menaha yemnahu onu söyledik. Mubdi'un şahsın, eşhas bunu mecalat biliyorsunuz. Kâne yekün tekünü onu evet mükafaten bu da yeni bir fiilimiz olsun. Ödül, ödüllendirme, ödül verme. Mali bir ödüllendirmedir. Ve tekünün caizetü fiil galibi bu da mali bir ödüllendirme şeklinde olur diyebiliriz. Kâfe'e, yükâfi'u mükafaten arkadaşlar. Mükafat, Türkçe'ye mükafat işte buradan gelmiş. Gördüğünüz üzere. Evet, kâfe ödüllendirdi, mükafi'u ödüllendirir. Mükafaten ödüllendirme, ödüllendirme yapma diyebiliriz. Evet, geçelim, devam edelim. Fakat tebluğu mi'ati dolarati fi ba'dil biladi. Evet, ne diyor? Şimdi fakat tebluğu. Şimdi diyor ki ülkesinden aslında şu fakatı şunun peşine yazsaymış, getirseymiş, şu boşlasaymış daha güzel olurmuş. Tehtelifu kıymetüha min beledin ila beledin ne dedi? Değeri bir ülkeden bir ülke farklılık arz eder dedi ya. Şimdi ona dair biraz açıklayıcı bilgiler veriyor. O nedenle fa geldi. Yani şöyle ki böylece zira fa-i takibiyye hatta burada sebebi yanlar. Zaten takibiyye şey hiç gitmiyor fa'dan. Sebebiyye bu da bakıyoruz anlamı uyuyorsa sebebiyye de verebiliriz arkadaşlar. Zira tebluğu kat fakat tebluğu ulaşabilir. Kat muzari fiilin başına geldiğinde ihtimal yani kesinlik değil de biraz daha ihtimallik katıyordu. Onu söyleyelim. Mazi fiilde tahkiklik, kesinlik katarken muzari fiilin başında ihtimal anlamı katıyor Arapçada arkadaşlar. Ona da değinmiş olalım. Tebliğ ulaşabilir. Neye ulaşacak? Mi'ati dolarati fi ba'dil biladi. Bazı ülkelerde yüzlerce dolar diyeceğiz arkadaşlar. Mi'atin yüz demek. Mi'at çoğul gelmiş. Dolarat yüzlerce dolara ulaşabilir bazı ülkelerde ulaşabilir. Evet başka وَقَدْ تَسُلِ اِلَى مِلْيَونِ دُولَارٍ فِي بِلَادِ نُخْرَى. Evet başka bir ülkede فِي بِلَادِ نُخْرَى başka bir ülkede قَدْ تَسُلِ ulaşabilir. Bakın tasılı da muzari ve kadımız yine geldi. اِلَى مِلْيَونِ دُولَارٍ milyon dolarlara ulaşabilir arkadaşlar. Milyon dolarlara ulaşabilir başka bir ülkede de. Gördüğünüz üzere. Yani bazılarında milyon dolar, bazılarında yüzlerce dolar gibi ulaşabilir diyor cümle. Hocam tebluga ile tesilunun farkı var mı? Ulaşmak, ulaşmak dedik ikisine de. Şimdi ikisi de aynı. Anlam itibariyle aynı.
bu tebluğu ve tasliye daha önce bir değinmiştik. O yüzden bugün vesaleye sanki değindim. Evet. Geçen derse de bir önceki ders tebluğuya belaga yebluğu belagan buluğan falan gibi buna bir değinmiştik. O da vardı ulaştı anlamlarına geliyor. İla ile de kullanıldığı da oluyor, kullanılmadığı da oluyor. Bu da öyle bir rahat diyelim bir fiil bu anlamda ama vasale de genelde vardı bir şeye ulaştı ila harfi celiyle sıklıkla kullanılıyor. O zaman şuradan bir bakalım. Evet, miyetün bu zaten şey derste de göreceğiz biz bunu. Miatün yüz demek, yüzler demek. Cimi geldi. Gördüğünüz gibi miyetün miatün arkadaşlar. Miyetün yüz, miatün yüzler artık. Kaç tane yüz varsa cemisi miatün şeklinde geliyor. Şu dolarat dolarlar, dolar. Bunlar zaten yabancı kelimeler. Dolar cemisinde görmüş olduk. Bazı ülkelerde dedik. Vasale'ye bir daha bakalım o halde. Vasale, yesilu, vaslan, slaten, vuslaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 tane masterımız var. Ben bir de ilasını yazdım. Vardı, ulaştı vasale. Vasıl oldu. Vuslatın değil mi? Vuslat Türkçe'de vuslat çok kullanılıyor. Sıla, Türkçe'de sıla kullanılıyor. Sıla da memleket, ulaşma yeri, ulaşılacak şey anlamında belki mastardan bize bir isim olarak geçmiş. Onu da söyleyelim. Vasale, yesülü, ila. Biz hem fiile hem harfi celine hem anlamına dikkat edeceğiz arkadaşlar. Özellikle mazi haline dikkat ederseniz, mazi gördüğünüz gibi vasale, bu nedir? Bizim mazi sülasi mücerret halidir. Yani bundan daha şeyi yok. İki harflisi yok yani bu fiil için. Dolayısıyla bunun müştaklarını öğrenmemizde mazi sülasi mücerretini bilmemiz bize çok katkı sağlayacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi vasten dedik, vas, vav, satlam, sıla. Burada vası şeyi sılaten vav'ı ne yapmış burada? Hazfetmiş. Muhtemelen onun hasvine şey olsun, taviz olsun diye de, yani bedel olsun diye de T'yi getirmiş. Araplar yapıyorlar. Mesela va'ade ya'idu idem, idem. Öyle kullanımları var. Vuslatan, bakın vav 3 harfesini görüyoruz. Tabi bu biraz da zamanla sözcük karıştıra karıştıra belki metinler ve daha çok vakit geçire geçire bu melekeyi kesbedeceksiniz değerli arkadaşlar. Evet. Vakat yeshabu el mükafatel maliyete el mükafatel maliyete dir'un ev şehadetün ev gayru zalike. Vakat yeshabu eşlik edebilir. Eşlik edebilir. Mükafatel maliyete mali ödülle mali ödüllendirmeye eşlik edebilir. Ne eşlik edebilir arkadaşlar? Dir'un. Ne demektir dir'un? Plaket. Ev şehadetün. Şimdi şehadetün diploma anlamı var da biz burada belge diyeceğiz arkadaşlar. Artık o da diploma da belge anlamında. Yani belge, şehadet. Artık Araplar buna şehadet diyor zaten böyle belgelere. Resmi bir yere gitti, bir kursa gitti. Bir yerden bir şey oldu hemen şehadet diyorlar. Gayrı dalik ya da bunun dışındaki şeyler, ödüllendirmelere şey yapabilir. Eş ödüllen, mali ödülme eşlik edebilir. Şimdi burada yine güzel kelimemiz var. Yeshabu sahibe yeshabu. Arkadaşlar eşlik etti, arkadaşlık etti, refakat etti anlamlarına gelmekte. Sahibe yeshabu sahabeten, bakın suhbeten. Yazdık sahabeten, bize suhbeten yazdık. İşte
sohbet dediğimiz şey sohbeten aynı arkadaşlar. Arapçası sohbetençtir. Ama bizde o artık biraz bir araya gelip işte konuşmak anlamındadır. İşte bir araya gelip birbirine eşlik etme anlamında, bir arada bulunma anlamında. Oradan belki bir anlamsal dönüşümle biraz daha böyle bir anlam kazanmış bir kanaatindeyim. Sahibe, yeshabu, sahabe, bildiğiniz sahabe, eşlik etme. Resulullah'ın arkadaşlarına aslında kelime eşlik etme, arkadaşlık etme anlamında. Arkadaşlarına sahabe, ashab deniyor değil mi? Sahabetün ashabı cemi o şekilde kullanılıyor. Dedik şimdi bu güzel bir fiilimiz, ona dikkat edebiliriz. Şimdi şu dir'un kelimemiz var bizim. Sanki şuraya yazdık gibi. Evet. Bunun dir'un, duru'un arkadaşlar. Bunun şey anlamı var şimdi. Plaket anlamı var. Bir de bunun zırh anlamı var. Zırh. Hani şu savaşlar filmlerinde falan görürsünüz. Bedenine giyiliyor ya. Zırh giyiyorlar. Zırh yapıyorlar. Onun için de zırh. Ona deniyor yani, öyle söylüyorum bu kelime. Zırh anlamı da barındırıyor. Onu da söylemişim. Zaten zırh bence birinci anlamı. Sözlükte daha çok zırhı görebilirsiniz. Yani ilk yazdığı. Şahadetün diploma, belge diyelim arkadaşlar. Evet. Tenkasimul cevaizu illa kısmeyni. Tenkasimu yani kısımlara ayrılır. El cevaizu ödüller ila kısmeyni, iki kısma. Yani bunu şöyle söyleyebiliriz. Ödüller iki kısma ayrılır. İngazem ayrılır, kısımlanır, ayrılır. İla kısmeyni, iki kısma. Şu ila kısmeyni, ingazemeyla bunu bir kalıp kullanım olarak da düşünebiliriz çok rahat. Neymiş? Cevaize bunlar, maliyetin, cevaize maliyetin, şu düzeltiyorum, cevaize mahalliyetin, yani yerel ödüller, mahalli yerel demek, ulusal hatta, ulusal bu anlamda. Ve cevaize alemiyetin, bu da uluslararası alemiye. El arabiyyetü lügatun alemiyetün. Geçen metnimiz vardı değil mi, hatırlıyorsak? Bu da uluslararası demek. Yani bir ulusal, mahalli, yerel arkadaşlar, bir de alemiye var. O zaman şurada gördüğünüz üzere mahalliye ve alemiye birbirini zıttı. Yani bir tanesi uluslararası, bir tanesi de yerel, mahalli demek. Evet, bu cümlemize de bir bakalım. İnkaseme, inkaseme, yenkasimu, inkisam. Ayrıldı, kısımlandı, bölündü gibi anlamlara gelmekte. İlaya dikkat ediniz. E ayrıldı, e bölündü gibi arkadaşlar. İnkaseme ila kısmeyni metinlerde görebilirsiniz. Şimdi biz bu şeye bir bakalım. Bu ödüllerimiz neymiş? Vel cevaizul mahalliyetü, yerel ödüller, hiye elleti temnehuha eddevletü li ebnaiha. Evet. Ellezine yehtimunel ilme ve sekavete fi beledihim. Evet. Uzunca bir cümlemiz geldi. Hiç problem değil. Şimdi arkadaşlar şu vel cevaizul mahalliye var ya, mübteda, tamam. Bundan sonrasının hepsi haber öbeği. Şu fasıl zamiri, bunun haber olduğunda söyleyen var, mübteda olduğunda söyleyen var gibi bir sürü şey söyleyenler. İki görüş var ama hiç önemli değil. Şuradan itibaren bunun nesidir? Cevaizül mahalliyenin haberidir. Bakın nasıl anlaşılacak. Vel cevaizül mahalliyet, yerel ödüller, hiyelleti, şunlardır diyoruz. Nasıl şunlardır? Temnehuha, onu verir arkadaşlar.
Bakın, kim verir? Devletü. Devlet kime verir? Li ebnaiha. Kendi vatandaşlarına diyeceğiz. Ebnaun, ibnun. Ebnaun, artık burada vatandaş diyoruz. İbnun, çocuk. Ebnaun, çocukla vatandaş, devlet şey ilişkisinde halk, bu vatandaş olarak arkadaşlar isimlen. Devlet kendi çocuklarına verir. Tabii ki olmuyor. Vatandaş anlam var. Vatandaşlarına verir. Şimdi tamam, bunu anladık buraya kadar. Nasıl? Ellezine, bakın, ebnaun, yani ibnaiha, ebnaun, buna bir sıfat geldi. Bu cemi akıllı cemi olduğu için, akil cemi olduğu için ellezine cemi geldi. Bakın, nasıl vatandaşlar? Öyle vatandaşlar ki ellezine yahdimune, hizmet ediyorlar, ederler. Neye? El ilme, ilme. Ve saka, ilim, bilme. Ve saka, ve sakafete, kültüre. Fi beledihim, ülkelerinde. Şimdi şurada şu adabun ve sakafe, ilim, ulum. Bakın, bunlar birbiriyle uyuşuyor. İlim, ilim, ulum cemisi. İkisi de aynı anlamda. Dolayısıyla adabun, sakafe, işte bu burada şey geliyor benim aklıma. Bu sakafe beni direkt edebiyat arkadaşlar, edebiyata beni yönlendiriyor. Kültür dediğimiz zaman daha çok böyle edebiyat tarzı, kültürel özelliği, motiflerin işte yazıda neşvinema bulduğu çalışmalar belki akla geliyor benim kanaatimce. Şimdi geldik mi? O zaman şu ebnai toplu da bir anlam verebiliriz. El cevaizül mahalliyeti, yerel ödüller, hatta ulusal ödüller, terbiyesiz. Bilim ve ülkelerinde kültür ve bilime hizmet eden vatandaşlarına devletin verdiği şeylerdir, verdiği ödüllerdir diye tercüme edebiliriz, ya da verdikleridir şeklinde tercüme edebiliriz arkadaşlar. Evet, şuraya kadar okuyalım. Buradaki birkaç kelimemize bakalım tekrar. Evet. Ve min zalike, bundandır. Yani bu nedir bundan? Bu devletin verdiği ödüllerdendir. Nedir o? Cevaizü't devleti takdiriyeti. Evet, cevaizü't devleti. Devlet ödülleri. Yani bu artık ödüllerin türüne girdi. Devlet ödülleri. Nasıl devlet? Nasıl ödüller? Takdiriyetü, takdir. Şimdi bu takdir cevaizin sıfatı. Ne diyelim buna? Devlet takdir ödülleri. Devlet takdir ödülleri, ya da evet, devlet takdir ödülleri. Devlet takdir. Ya Türkiye'de buna ne deniyordu ya? Takdir değil de devlet nişanı falan deniyordu, değil mi? Başarı ödülleri oluyor sanki hocam. Ha, bizde başarı, evet, başarı, takdir. Evet, bizde başarı oluyor. Ama işte takdir etme, başarı, evet. Devlet başarı dursun, ikisinde devlet takdir ödülleri, devlet eşittir başarı ödülleri diye bunu kabul edelim arkadaşlar. Başka, ve cevaizü devleti, devleti teşciiyeti. Oo, evet. Devlet teşvik ödülleri. Devlet teşvik ödülleri. Ha, evet, bizde teşvik dediğimiz şey, yani ödül, yani hem ödüllendiriyorsun, hem takdir ediyorsun, hem de aslında ödüllendirerek de teşvik de ediyorsun. Üstün hizmet ödülü olabilir hocam. Üstün hizmet olabilir. Devlet arkadaşlar, nişan var hocam. Devlet nişan ödülü. Oradan sonra bir de üstün hizmet, evet, var. Üstün hizmet var. Devlet nişanı var. Bu şey vardı. Mesela bu sanatçılara falan devlet ödül, devlet nişanı mı diyor? Devlet sanatçısı yapıyorlar diye onlara ödül de veriyorlar. Mesela şeyi hatırlıyorum en son aklımda kalan, ben de Kırşehirli olmam hasebiyle söyleyeyim itibariyle, Neşet Ertaş'a devlet ödül vermişti, öyle hatırlıyorum.
İşte devlet üstü onlar izin hizmet değil de onlara devlet işte devlet sanatçısı değil de devlet ödülü. Bir şey vardı ama. Neyse. Önemli olan şuradaki meseleyi genel olarak anlamak, kelimeleri anlamlandırabilmek. Şurada teşcil kelimemiz var, ona değineceğiz. Şimdi iki tane var. Devlet teşvik ödülleri, teşcil teşvik demek ve takdir ödülleri. Başarı da olabilir. Ve tumnahu verilir. Hadihil cevaizu. Bu ödüller verilir. Menaha burada temnahuydu. Burada bakın tumnah meçhul geldi. Fi kesirin minel biladil arabiyeti külle senetin. Evet. Bu ödüller verilir. Nerede? Fi kesirin min biladil arabiyeti. Arap ülkelerin çoğunda. Evet, şu kesir min geçen sınavda da bir soruda da gördük. Buna da dikkat edebiliriz arkadaşlar. Külle senetin her sene belli arkadaşlar. Bu da gördüğünüz gibi zaman zarfı her sene verilir. Ve tükevvenü oluşturulur. Licanın ne diyelim buna şeyler oluşturulur. Komisyonlar. Heh. Lecinetün ricanın komisyonlar oluşturulur. Niye? Li ihtiyari seçmek için. Li ihtiyari. Kimi? Ellezine ol kimseler ki öyle kimseler ki yumnehune verilir, veriliyor arkadaşlar. Tilkel cevaize bu ödüller. Bu ödüllerin verildiği veya verileceği diyeceğiz. Tam da verileceği. Çünkü komisyon oluşturduk. Bir amaca matuf oluşturduk komisyonu. Bakın biz daha önce bir şey demiştik. Muzari fiilin içinde ne anlamı vardı? Şey anlamı vardı. Mazi şey istikbal gelecek anlamı vardı. Onu bırakın. Mazi fiilin bile içinde Kur'an-ı Kerim'de gelecek anlamı var değil mi? Onun üzerine bir sürü tartışmalar var işte cehennem yaratıldı mazi sigayla kullanılıyor. Yaratıldı mıydı? Bu yaratılacağı mı delalet eder? Bu nedir? Değildir diye. İşte şeyciler, tefsirciler, kelamcılar buna kafa yoruyorlar. Farklı görüşler serdediyorlar. Diyelim bu ödüllerin verileceği kimseleri ihtiyar seçmek için buna biz belirlemek, seçmek, belirlemek diyebiliriz. Komisyonlar oluşturulur. Tükevvenu. Kevvene, yükevvinu, tükevvinu, tükevvenu. Gördüğünüz gibi bu da kevveneden mastar dedik. Şey, meçhul kevveneden. Ona da geleceğiz arkadaşlar. Şimdi inhasemeyi burada şey yaptık. Şuraya bir bakalım. Burada neyi not aldık? Evet. Hep bildiğimiz kelime. Benun arkadaşlar. Ebnaun. Benun biraz az kullanılır ama İbnün kelimesinin cemi Ebna'yı sıklıkla görebiliriz biz. Yani Benun müdür? Ebna mıdır? Ebna daha sık kullanılır arkadaşlar ama Benun'u de bilelim istedim. Diyelim. Şimdi bunu böyle Ebna dedik. Evet, şunu acaba niye not almamışız? Ha, yukarıda aldık. Evet, yukarıda. Yahdimun hademe. Yahdimu dedik. Bakın burada kitap Yahdimu'yu tercih etmiş. Ben de zaten Yahdimu'yu bana da çok şey gelmişti. Kulağıma daha böyle birincil olarak Yahdimu çağrışımda bulundu. Ben de o kanaatteyim. Yahdimu hizmet ediyor. Hizmet etti, eder gibi anlayabiliriz. Sakafe, kültür, hadaratün olsaydı, hadaratün medeniyetti, hadaratün. Onu da söyleyelim. Şimdi değerli arkadaşlar buradan bir devam edelim. Takdiri ya takdir. Artık bu şey yapmak. Yani ne yapalım? Takdir etmek. Belki şey yap, psikolojik olarak ödüllendirmek falan gibi.
O önemli değil. Bize şu teşciiye var. Ona da geçen ders değindik diye herhalde not almadım. Bir kelimemiz de şecca, yüşecciu, teşciun arkadaşlar. Ala harfi ceriyle kullanılır. Cesaretlendirdi. Teşvik etti anlamlarına gelir arkadaşlar. Teşvik etti. Zaten bunu teşvik etti olarak kodlamanız her zaman menfaatinizedir. Buna geçen ders hatırlarsanız hasse, ha, peltekfe, hasse ala demiştim eş anlam olarak. Bir de bunun için şey de demiştim. Şevvaka yuşevviku teşvik demiştim arkadaşlar. Şevvaka yuşevviku teşvik demiştim. Hatta buna şey de var böyle harada. O da yine ala ile kullanılıyor. Harada yehridu. O da teşvik etti ama o haradayı pek görebilir miyiz? Yani pek de göremeyiz ama bu ikisi bunlar daha yaygın diyebilirim ben. Şimdi geçtik. Şuraya neyi not aldık? Evet. Kevvene'yi aldık. Kevvene, yükevvinu tekvin. Orada bir hareket şeyimiz çıkmış. Önemli değil. Tekvin. Oluşturdu. Yaptı. Meydana getirdi. Hatta bunun yarattı anlamı da var yani. Yarattı, oluşturdu, meydana getirdi anlamları var arkadaşlar. Lican'ın komisyonlar, şuraya not aldık. Lecnetün, Lican'ın arkadaşlar. Lecnetün komisyon, Lican'ın komisyonlar. Lecnetün, heyetün, o da heyet, heyat, o aynı şey, aynı eş anlama gelen bir kelime. Burada da heyeti göreceğiz. Şuraya ne demişiz? Evet, güzel bir kelimemiz yine. İhtara, yahtaru, ihtiyar, ihtiyar yazmışız. Yanlış yazmışız. Harekede ufak bir hatamız var. İhtiyar olacak arkadaşlar. İhtara seçti, belirledi. Hatta bunu biraz anlam genişletmesiyle tespit etti diyebiliriz. Yahtaru, yani seçmek anlamında tespit etmek. Bunu tabii ki unutmayacağız. İhtiyar, seçme, ihtiyari fiiller hatırlıyor musunuz? Bu yani iradeyle yapılmış fiiller. Gayri ihtiyari dediğimiz irade dışı yani zorla, cebren yapılmış anlamında hatırlarsanız oradan da çağrışımda bulunalım istedim. İhtar, yahtar, ihtiyar seçti arkadaşlar. Evet. Nasıl ben diyeyim hocam? İcteba. İçteba, yeçtebi. Seçti anlamında kullanılıyor hocam. Ha? O da seçti anlamında kullanılıyor hocam. Evet. İçteba'nın bir vergi topladı anlamı var mıydı ya? Çeba. Hocam Yusuf suresinde seçme anlamında kullanılıyor. Yusuf Tabii Aleyhisselam'ın seçilmesi. ben... Ha, tamam. Ben tabii benim şey hemen modern Arapçaya kayıyor benim zihin. Orada bazı fiiller var ki oradaki yani klasik Arapçada kullanıldığıyla modern Arapçada kullanılmıyor. Diyelim o da eş anlamımız olsun. Devam edelim. Emmel cevaizul alemiyetü. Evet, uluslararası ödüllere gelince fetemnehuha onu verir. Fetemnehuha onu verir. Bu hakime gidiyor. Tabii ki buna gidiyor. Yani cevaiz onları ödülleri verir. Kim? Heyatün heyetler alemiyetün uluslararası heyetler verir. Şahıslara kişilere nasıl şahıslar? Ellezine yehdimune el insaniyete fi cemii enha'il alemi. Evet. O kimseler, ellezine o kimseler ne yaptılar? Yehdimüne hizmet ederler. Neye? El insaniyete, insanlığa. Nerede? Fi cemi enhail alem. Dünyanın her tarafında arkadaşlar. Dünyanın her tarafında. Taraf enha, değil mi? Enha kelimemiz oradan çıkıyor. Bu bir kalıp ifade.
fi cemi'i enha'il alem arkadaşlar. Fi cemi'i enha'il alem. Bunu böylece öğrenmenizde fayda var. Fi cemi'i enha'il alem. Fi cemi'i etraf-il alem de olabilir. O da yine etraf cemi'il alem. Aynı anlamlara gelir arkadaşlar. Şimdi dünyanın her tarafında insanlığa hizmet etmiş kimselere veriliyor bu ödüller. Bir heyet veriyor, uluslararası bir heyet. Hangi alanlarda? Fi mecalatil ulumu vel adabi ve gayrihima. Yani nerede bu edebi bilimler? Bu aslında fen bilimleri, ulum. Ya da bilim, ilim, fen bilimleri. Vel adabi, edebiyat. Ve gayriha, ve gayriha ve diğerlerinde. Diğer alanlarda edebiyat, fen bilimleri ve diğer alanlarda bu ödüller ne yapılıyormuş? Veriliyor, temnahu, verir heyetül alemiye. Evet. Devam ediyoruz. Ve minel cevaizil alemiyetil meşhurati. Şimdi bu şu cümlemizi bitirdik arkadaşlar. Yeni bir cümle başlıyor. Ve min cevaizil alemiyetil meşhurati. Meşhur uluslararası ödüllerdendir. Bakın bu haber, haber öbeği. Tamam mı? Nasıl haber? Mukaddem haber arkadaşlar. Yani başa gelmiş haber. Bundan sonrası cümlenin sonuna kadar mübteda öbeği. Yani mübteda ile ilgili sıfatlar, işte açıklamalar falan filan, ama hepsi mübteda öbeği diyoruz biz, diyeceğiz. Bu ödüllerdendir. Neymiş bu ödüllerden? Tabii burada şunu söyleyeyim. Bu aynı zamanda hani bilginiz varsa da nasıl bir haber? Şibih cümle haber. Değil mi? Şibih cümle olarak bir haber yani. Bunun da öyle bir özelliği var. Cevaizu Melik Faysal El Alemiyyetü. Evet. Neymiş bu? Cevaizu Melik Faysal Uluslararası Ödülleri. Melik Faysal. Yani Kral Faysal değil mi bu? Kral Faysal Uluslararası Ödülleri. Araplar veriyor herhalde. Alemiye Cevaiz'in sıfatı. Melik Faysal. Bu bir isim artık. Özel terkip. Kral Faysal Uluslararası Ödülleri diyeceğiz. Nasıl ödülmüş bunlar? Elleti temnahuha, o ödülleri verir. Kim veriyor? Müessesetül Melik Faysal El Hayriye. Yani Müessesetül Meliki Faysal El Hayriye demiyoruz artık özel isim. Kral Faysal Hayır Kurumu demek, müessese. Kral Faysal Hayriye Kurumu, yani Hayır Kurumu, Hayır Cemiyeti, artık müesseseye cemiyet de diyebiliriz. Cemiyeti verir, verdi. Hatta sıfatımızda şöyle elletiyle şey yapalım. Verdiği uluslararası Kral Faysal ödülleri. Bunlardan bir tanesi. Nerede? Bil memleketel arabiyyeti suudiyeti. Bakın bir D'de anlamında biliyorsunuz. Suud Arap Krallığı'nda. Suud Arap Krallığı. Suudi Arabistan Krallığı'nda. Memleketin burada krallık anlamı var. Ama Suudi Arabistan. Memleketi, şöyle bir garip bir şey var. Memleketül Arabiye, el Memleketül Arabiyyetü Suudiye, ülkenin adı Suudi Arabistan. Şu memleketin karşılığı yok yani. Bu memleket krallık demek arkadaşlar. Adamlar zaten Melik Faysal diyor değil mi? Krallıkla yönetiliyorlar zaten orada, krallığında. Hunake vardır yine cevaizu ödüller. Ha, Nubel el alemiyetü.
Nubile el-alemiyetü. Hunake uluslararası Nobel ödülleri de vardır. Ve tükevvünü küllü müessesetin her bir müessese ev heyetin ya da heyet. Her bir heyet ya da müessese oluşturur. Neyi oluşturur? Licanen şey oluşturur arkadaşlar. Komisyonlar oluşturur. Oluşturur. Ve tada'u şuruten şartlarını belirler. Vaz eder, ortaya koyur, belirler. Şartlar belirler. Neyin? Limen heceva iziha o ödüllerini vermek için, yani ödüllerini vermek için. Tükevünü küllüme her bir müessese de heyet nicanen şeyler oluşturur, komisyonlar oluşturur. Ve tadavu şartlar belirler. Niçin? Limen heceva iziha ödülleri vermek için. Arkadaşlar. Diğeri de Nobel ödülüymüş. Şimdi şuraya bir şey söyleyeyim. Şurada bakın. Şu kral bayağı anlattı Faysal'ı. Bu evet iki tane şey yaptı. Bir tanesi Kral Faysal. Tabi kitap Arapça şeyde yazıldığı için Arabistan'da. Suudi Arabistan'da verilen ödülü yazacak. Bir de Nobel artık herkesin hiç kimsenin yadsıyamayacağı, herkesi kabul edilen, bilinen Nobel ödüllerinde örnek olarak zikretmiş kitabımız. Şimdi, evet şu müesseseye bir bakalım arkadaşlar. Müessesetün kurum, kuruluş, müessesat, cemisi, kurumlar, kuruluşlar. Nereden? Essese, yüessisü, tesis, kurdu. Müessese kurdu arkadaşlar. Oluşturdu, tesis etti. Tesisten zihninizde çok rahat kalabilir. Evet. Diğer bir kelimemiz de şurada şu heyete döneceğiz. Şartun, şurutun eşratun arkadaşlar. Şart, şurut, şartlar demek. Vada'a şurutan şartlarını koyar. Ya da şartlarını bilirler. Nasıl uygun görürseniz. Şuradaki heyet kelimemize bir bakalım. Heyetün, heyatün. Yukarıda bir yerde geçtiydi. Ha, şurada geçti bakın. Evet. Heyetün eşittir lecinetün. Heyetün eşittir lecinetün. Heyatün eşittir licanun arkadaşlar. Bakın licanun. Tamam. Heyet, komisyon, kurul. Bunu artık ne dersiniz? Değil. Üç tane benzer anlamını biz zikretmiş olalım. Metnimiz bu kadar. Geçelim sorularımıza. El hedefu ne diyor? El istiab التدريب الأول ضع علامة صواب أو علامة خطأ في المربع ثم صح الخطأ الصواب. Ne diyor? Birinci alıştırma doğru veyahut da yanlış işaretini daha koyunuz nereye? Fil murabba'i kare demek. Murabba'un arkadaşlar. Kare demek. Karenin içerisine koyunuz, sümme sahih, daha sonra da hataları düzeltiniz. Yani hataysa doğrusunu söyleyelim diyor. El hedefü min cevaizi, minel cevaizi, hidmetül ulumi vel adabi. Ödüllerden maksat, ödüllerin hedefi, ilim ve edebiyata, bilimler ve edebiyata, ne yapmaktır? Hizmet etmektir. Doğru mudur, değil midir değerli arkadaşlar? Doğrudur hocam. Evet. Yine hedefimiz var. Tumnahu el cevaizi lil mubdi'ine fi'd-dirasati ve'r-riyadati.
Evet. Diyor ki tumnahı Hata. verilir. Hatalım değil mi? Anlayalım. Cevaiz-i ödüller lil mubdi'ine icat yapanlara. Nerede? Fi diraseti ve riyazati. Şimdi şu riyaza matematik ve dirasede işte araştırma incelemede inceleme. Bunu bir alan olarak da yorumlayabiliriz. Dirase eğitim öğretim de diyebiliriz zaten. Ve riyaza diyebiliriz. Böyle bir şey geçti mi? Geçmedi hocam. Riyaza aynı zamanda spor değil mi hocam? Riyadiyatu. Bu mu? Bu birbirine çok benziyor ya. Buna riyadatun ben şey diye hatırlıyorum. Matematik riyadiyetun riyadatun spor riyadiyat matematik mi diye hatırlıyorum. Bir bakılabilir ya. Onlar çok birbirinin neredeyse aynısı. Hatta şöyle bir bakabiliriz de hemen. Daha iyi çıksın. Riyadatun hocam şey spor. Riyadatun spor mu? Spor hocam. Evet. Riyada. Evet, burada da spor dedi. Ya o zaman riyaziye matematik arkadaşlar. Riyaziye matematik. Spor ve dirase yani araştırma, inceleme. Hadi eğitim de diyebiliriz biraz buna. Buna hata demiştik. Nasıl düzeltebiliriz? Hizmetul ulumi vel edebi ve gayriha diye sanki geçmişti hocam. Hizmetul ulum ulume vel edebe. Yani şey diyebiliriz yani buna. Sekate de var diyeyim sanki sekate. He? Sekate, ulum sekate. Kültür. Evet, tümnehu el cevaizi lil mubdi'ine ellezine şey diyelim yeştehidu ellezine yeştehidu fi mecalatil ulumiyye ve ne diyelim el edebiyye mecalatil edebiyye ve ulumiyye. Bilebiliriz mesela arkadaşlar. Ama metni anlıyoruz. Yani anlam verebiliyoruz. Birinci önceliğimiz o. Devam edelim. Vel cevaizul alemiyyetü cevaizu tüm nehuha ed devletü lil ebnaiha. Evet. Hata olacak. Ödüller hataun değil mi? Cevaiz. Olmaz lazım. Evet, ödüllerdir. Nasıl ödüller? Temnehuha o ödülleri verir devlet liyebnaiha vatandaşlarına. Yani devletin vatandaşlarına verdiği ödüllerdir. Yani. Cevaizul mahalli hocam bu. Evet. El cevaizu el mahalli değil mi? Çok güzel. Şimdi bakın şurada cevaiz kelimemizden sonra bir cümlemiz geldi gördüğünüz gibi. Cevaizin sıfatı. Arapçada bir kural var. Bak bunlar basit ama hayat kurtarır arkadaşlar. Şey gibi, ilk yardım gibi. Herkes yapabilir. Ama ufak tekniklerini bilmek kaydıyla hayat kurtarır. Nekre bir isimden sonra fiil geliyor cümlesi geldiğinde bakınız arkadaşlar. Ne yapacağız biz onu? Cümlemiz geldiğinde o nekra ismin sıfatı yapacağız. Nekra ismi sıfatı yapacağız. Bakın bu şurası el alemi el cevaz el alemiye.
haberimiz. Cevaiz, şunların hepsi de şey, bu müptedamız, bu da haber öbeğimiz. Gördüğünüz gibi haber. İşte ben haber öbeği diyorum. Niye biliyor musun? Araplara soruyorum. Arap diyor ki hocam diyor. El cevaiz diyor. Müpteda el cevaiz. Müpteda el cevaiz şey diyor. Haber diyor. Ödüller ödüllerdir. Bakın anlam çıkmıyor. Alemiye ne diyorum? Cevaizin sıfatı diyor. Şu cümle ne o zaman diyorum? Tümnehu et devle. Ya yani böyle genel olarak. Bu da diyor şeyin diyor sıfatıdır. Cevaizin, haberin sıfatıdır. Bizde öyle değil ki yani. Bu komple haberdir. Bu da komple şeydir. Müptedadır. Bizim mantığımıza göre. Ha ben bunun, şunu müptedanın sıfatı olduğunu ya da şu cümlenin, haberin sıfatı olduğunu zaten bilirim. Ama bunlar birbirinden şey anlamda, gramer cümle ögeleri anlamında ayırmıyoruz biz. Ama onlarda böyle bir şey var. En güzeli bizim bir Arapça hoca da diyor, Türk tabii. Bu tür kullanımlara haber öbeği diyor ya da müpteda öbeği diyor yani. Bir grup kelimenin işte müpteda olması, bir grup kelimenin işte içerisinde cümlede olan haber olması falan gibi düşünebiliriz. Tumnehu cevaizü devlet devleti fi külli biladil arabiyeti. Evet. Hataun hocam. Hataun. Ne diyebiliriz buna? Sadece Suudi Arabistan'da veriliyordu ama. Evet. Fil memleketil arabiyeti Suudiyeti diyebiliriz yani. Metinde anladığımız kadarıyla orada veriliyordu. Ya da buna şey diye. Ya da şey diyebiliriz yani. Bunu şöyle diyor. Tümnehu cevaizüt devlet ödülleri fi ya fi kesirim fi kesirin min biladil alemiyeti diyebiliriz yani. Min biladil alemiyeti ne demek? Dünya ülkelerinin birçoğunda devlet ödülleri verilir diyebiliriz. Yani devletin verdiği ödül zaten kendi tebaası, kendi vatandaşına veriyor. O yüzden fi kesirin min biladil alemiyeti diyebiliriz arkadaşlar. Müessesetül Melik Faysal el hayriyetü temnehu cevaize alemiyeten. Evet. Mahalli değil miydi hocam o? O sanki alemiydi ya. Şuradaydı. Alemiyet. El alemiye, Faysal el alemiyeydi değil mi? Cevaizül Melik Faysal el alemiye. Hatta ben de şey demiştim yani, uluslararası niye ödül veriyor? Veriyor tabii, bence siyasi bir takım nedenlerden ötürü veriyordur. Siyasiyeten prestij kazanmayı da umuyor olabilir uluslararası arenada. Öyle diyelim. Evet, bu o zaman burada ne var? El alemiye. Savabın arkadaşlar. Şimdi et-tedrib es-sani ecib bir ihtisarın anma yedi. Aşağıdaki şekilde şeylere öne yap. Kısaca aşağıdaki cümlelere cevap veriniz diyor arkadaşlar. Şimdi şuradan bir şey göstermek istiyorum size. Ecabe yücibu icabe değil mi? Ecabe cevap verdi. İcabetin cevap verme. Ecip, ecabeden ecip, cevap ver. Ney bu? Emir fiilimiz arkadaşlar. Anı nerede değil ki? Ecabe yücib, icabe an ile kullanılır. Nerede bunun anı? Aha bakın burada. Bu nedir? An artı ma'dır. Amma olmuştur değil mi? Bakın. Onu da belirtmiş olalım. Ma kıymetül cevaizil maliyeti fil galibi.
Ma nedir? Kıymetül cevaizil maliyeti. Mali ödüllerin değeri nedir? Bil galibi. Genelde çoğunlukla nedir? Yani nedir? Ne diyebiliriz? Kıymeti. Mi'atü dolar demişti hocam. Bir de milyar dolar demişti. İki tane. Şimdi o zaman diyebiliriz. Tehtalifu min biladin ya da evet tahtalifu deriz. Kıymetin şey olduğu için, fayda olduğu için tahtalifu min biladin ila biladin diyebiliriz. Ya da tahtalifu min mi'eti mi'ati dolaratin ila milyon doları ila milyon dolar diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi değişir tabii. Ama ben şu kıymetin kelimesine değinecektim ama yukarıda kaçtı mı ne yaptı anlayamadım. Bunun cemisi de kıyemun gelir arkadaşlar. Kıymet, değer, paha artık kıyemun ya da kıyemun, kıyemun daha doğrusu. Bu te sonundan atarsan kıyemun o da cemisidir. Evet, maza yukaddemu ma'al mükafetil maliyeti. Maza ne? Yukaddemu sunulur, verilir. Ma'al mükafetil maliyeti. Mali ödüllendirme ile birlikte ya da mali ödüllendirmenin yanında ne verilir? Hocam dir'un ev şehadetün ev gayrı zalik. Evet, dir'un ev şehadetün ev gayrı zalik, değil mi? O zaman yukaddemu ma'al mükafetil maliyeti dir'un ev şehadetün ev gayrı zalik. Yani belge, diploma, işte dir'a, plaket verilir arkadaşlar. Men yemnehu'l cevaizel mahalliyete. Men kim? Yemnahu verir el cevaizel mahalliye. Yerel ödülleri, uluslar değil, ulusal ödülleri belki ulusal ödülleri kim verir? Yemnahu ha devletün li ebnaiha. O zaman yemnahu tamam cümlemiz çok güzel ama ufak bir eksiğimiz var. Tamam, yemnahu ha derken yemnehul cevaize. Yok yok. İlk kurduğunuz cümle doğru. Onu söyleyeyim. Ufak bir dokunmamız icap ediyor. Temneh hocam. Temneh. Çok güzel. Evet. Men yemnehu el cevaize el alemiyye. Kim verir? Men yemnehu el cevaize el alemiyye. Uluslar arası ödülleri. Temnehu müessesetül Melik-i Faysal. Evet. El hayriyeti. Evet hocam bir de. El hayriyeti. El neydi? Cevaiz-i Nobel. Nobel diyelim yani. O da Nobel Vakfı var bildiğim kadarıyla. O Nobel Vakfı veriyor onu her sene. Min külli düvel desek hocam olur mu? Min külli düvelin dediğimiz zaman ne diyoruz? Olmaz. Niye? Her devletten, her bir devletten oluyor o zaman. Burada diyor ki bu ödülleri kim verir diyor yani bizim sorumuzda. Yani kime verilir demiyor ya öyle söyleyeyim. Kesirun minet düvel olur mu hocam? Devletlerin çoğu veriyordu. Olmuyor ki. Yani olur. Ama şey olmuyor. Mesela men yemnehu cevazel mahalliye. Bu ödülleri, mahalli ödülleri kim verir? Biz şey dediğim ya da aşağıda diyelim. Uluslararası ödülleri kesirun minet devlet. Yani şu kefir minet devle
Şuraya olabilir yani. Şuraya olabilir. Kesirim minet devle. Kesirim minet devle. Minet düvel. Şuraya olabilir. Ama biz buradayız. Kaleylü minet devle hocam. Evet. Men yemnahı cevazi alemiye. Yani evet, devlet bazında düşünürse evet Kalil minet devle yani. Ama onun ismi de belli değil. Müessese şey diyebiliriz yani. Hiye müessesetü ama ihtisar diyor ya. İhtisar dediğimiz şey ne? Kısaca cevap ver diyor. Biz uzuna kaçıyoruz hemen. Gerek yok. Müessesetü Kral Faysal el-Hayriye deriz. Geçti. El Nobel deriz yani. Nobel'e burada direkt Nobel mi demişti? Cevaizün Nobel el-Alemi. Nobel ödülleri. Nobel deriz. Yani Nobel el-Hayriye. Müessesetü Nobel el-Hayriye. Bu Nobel'in bildiğim kadarıyla Alfred Nobel mi? Nobel diye bir adam. Böyle, şeyinin ölmeden önce vasiyetidir bu. Yani çok ya da çok mu diyeyim, bir kısım parası varmış. Bunu şeye diyor, bir kurum kurun diyor vasiyetinde. Her sene diyor dünyadan kimliğine, dinine, etnisitesine artık hiçbir şeyine bakmadan bilime hizmet edenlere buradan diyor şey verin diyor. Belli miktar ödül verin diyor. Aslında oradaki Nobel ödülü dediğin biraz şey veriyorlar. Yani ne diyelim, ücret veriyorlar ya da para veriyorlar. Artık onun bir belli bir şeyi var, miktarı var. O sadece o Nobel madalya değil, sadece öyle biliyorum ben arkadaşlar. Ayrıntılı bilgimiz de şu an için çok yok benim de. Evet, şu cümlelerinde cemilerini getirmemizi istiyor bizden. Parçaya uygun olur, sonra cümlede kullanınız. Şu cümlede kullanma sizin olsun. Burada bir kelime tekrarı yapalım arkadaşlar. Şartun. Şurut. Şurut çok güzel. Edebün. Adabın. Çok güzel. Devletin. Güvenin. Çok güzel. Heyetün. Heyetün. Heyatün. Çok güzel. Heyatün. Şahsun. Eşhasun. Eşhasun. Çok güzel. Lecnetün. Lecanın. Licanın değil mi? Çok Lican. Güzel. Lican. Şuraya da şey yapalım. Arkadaşlar da görsünler. Şurutun. Şartun. Şurutun. Eşrat da demiştik ona. Şimdi geçelim. Edebin adabın. Evet. Düvelin, devletin düvelin dedik buna. Heyetün, heyetün, heyatün. Evet değerli arkadaşlar. Şahsun, eşhasun onu dedik. Lecinetün, licanın arkadaşlar. Lecine bugün de şu güzel kelimelerimiz var. Şartın evet. Şerait olabilirim bir de. Şerait, evet olur. Evet. Bu kısmı son tedriple bitirelim. Ondan sonra sorularımıza bakalım arkadaşlar. Burada bakın yukarıda gördüğümüz kelimelerden, cümlelerden aşağı yukarı benzer. Hatta bir kısmı belki aynı. Anlam olarak bizden ne yapıyor? Şu fiilleri buraya yerleştirmemizi istiyor. Kaç tane? 5 tane fiilimiz, boşluğumuz var. 5 tane de fiilimiz var. Bakalım hepsi de fiil gördüğünüz üzere. Tedrib es-sani imla el-feraha bi kelimatil münasibeti mine sunduk. Yani şuradan sunduk dediği sandık bu aslında. Sandık anlamı var. Kare anlamı. Uygun kelimeleri boşluğa imla ediniz. Yani yazınız diyor. Bir de bakalım. Temnahu devletul ulemae.
Evet, bakalım ne diyor? Temnahu de verir el devleti devlet el ulema bilim adamlarına cevaize kesiratan birçok ödül verir. Evet, temnahu gördüğümüz gibi fiilimiz mazi o da şey müennes devle müennes fiil fail uyumu var bu anlamda. Anlam zaten kendiliğinden ortaya koyuyor. Ben buradayım diyor. Dolayısıyla münasiptir, uygundur, isabetlidir. Evet, iki. El-merahilu talimiyyetü ila erbaati aksamin. Evet. Tenkasimu hocam. Tenkasimu değil mi? El-merahilu talimiyye yani eğitim merahili, merhalesi, eğitim dönemi aşaması ne olur? İntenkasimu ayrılır. Kısımlanır. Ben ayrılır. Erbaat eksamın beş kısmı, dört kısmı ayrılır. Değil mi? Erbaat eksam. Şu hemen aklıma geldi. Erba eksam. Bunu bir gördük mü arkadaşlar? Bu bizim hangi meselemize giriyordu? 3 ile 10 arası. 3 ile 10 arası. Çok güzel. Burada bana hemen söyle. Ne erba ila erba'i eksam demedi. Kısmın müzekker hocam. O yüzden mühendis geldi. Çok güzel. Kısmın müzekker olduğu için bu sayımız mühendis geldi. Gayet güzel. Evet. O halde geçelim. 2-3'e geçiyoruz. Müdür şeriketi yok müdür iş. Doğru hocam doğru. Müdür şeriketi. Şeriketi. Bu şerike değil mi? Vallahi. Şirket olması gerekmiyor mu hocam ya sanki? Şerike. Ya olması gerekiyor herhalde hocam. Ben de öyle ya anladım. Olması gerekiyor evet. O yüzden şaşırdık. Ama önemli değil. O çözdükten sonra müdürün, şirketin müdürü şurutan lümmal. Evet. Evet. Ya va'u müdürü şirketi şurutan lümmal. Evet, işçilere değil mi? Ya da işçiler için ummal, amil, amilun, ummal ne yaptı? Bir takım şartlar belirledi, şartlar koydu. Evet. 5, 4, el-muvatinu biladehu. Yahtimu. Değil mi? Yahtimu el-muvatinu biladehu. Yani vatandaş ne yapar? Ülkesine hizmet eder. Yahtimu. Evet. Beşe ne diyor? Nokta nokta. Adı Tüllabi. Evet. Evet. Neye ulaşsın? Hamse mi'eti talibin arkadaşlar. Hamse mi'eti talibin. Belaga adedü talibi. Belaga değil mi? Belaga adedü talibi. Öğrencilerin sayısı 500'e ulaştı. Yani 500 talibe. Yani 500'e ulaştı belaga gördüğümüz üzere. Evet bugünkü metnimiz böyle. Evet değerli arkadaşlar. Yeni kelimelerimiz gördük. Bir hayli de kelimelerimiz var. Umarım sizi zorlamaz. Zorluyorsa da bence çok bir problem yok. Ancak zorlanınca daha çok sanki öğrenmeye başlıyoruz. Öyle söyleyelim. Geçen Doğan Cüceloğlu vefat etti. Allah rahmet eylesin. Onunla ilgili bir şey söyleyip aktarayım. Diğer dersimize geçelim. Bizi de ilgilendirmesi açısından. Amerika'ya doktora yapmaya gittiğimde diyor, buradan gitmeden önce İngilizce biraz çalışmıştım. Amerika'ya doktora gittim diyor. Doktora derslerine başladık. Her hoca geliyor. 3 tane ders seçtim. 200 sayfa okuma ödevi veriyor. Her hoca diyor. Her hafta. 3 tane 600 sayfa. Ortalama 200 sayfa diyor bir de. Baktım diyor. Oturdum diyor. Bir okuyayım dedim. Bir saatte bir sayfayı önce okuyorum diyor. Sözlü elime aldım. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bu böyle olmayacak. Ben başaramayacağım. İntihar etmeye karar verdim diyor yani.
Şimdi intihar edeceğim. Çünkü baktım diyor altından kalkacak gibi değilim diyor. Bu defa diyor şey olacak diyor. İşte bir yerden atacağım da kendimi öldüreceğim. Alanca diyecek ki gitti başaramadı. Bütün Türkiye'deki aile etrafıma, arkadaş çevreme, aile çevreme şey olacağım diyor. Aynen böyle anlatıyor. Rezil olacağım. Bir plan yaptım. Trafiğin en yoğun olduğu yerde trafik kazası süsü vereceğim. Arabaların altına atlayacağım. Önüne atlayacağım. Böyle hızlı giden falan. Bir yolunu bulacağım. Diyor ve şey diyor. Sabah bir kalktım. Saçımı, üzerimi giydim. Aynaya bakıyorum. Bir ses duydum ben diyor hocam. Tabii annesi yıllar önce vefat ediyor çocukken. Oğlum yapma, canına kıyma diye bir şey duydum. Böyle bir iç ses duydum diyor. Ve o gün vazgeçtim. Aldım ölüme sözlüğü diyor. Başladım diyor çalışmaya. Metni okumaya. Tabii öyle bir çalışıyorum ki diyor. Yani bir kelime baktığımda o kelimeyle ilgili ne var ne yoksa hepsine bakıyorum artık diyor. Bir iki derken diyor çok uzun bir süre geçmeden İngilizce'de o metinleri okuyacak dereceye geldim diyor. Ve az zamanda daha çok okuyacak seviyeye geldim diyor. Ve öyle devam ettik diyor. Arkadaşlar. Yani sözlükten, çalışmaktan şey vuruyor sürekli. Dem vuruyor diyelim yani olumlu anlamda. Allah rahmet eylesin. Evet, bugünkü sorumuzun bir tanesi bu arkadaşlar. Nokta nokta bunu biliyorsunuz. Bakın bugün bu kelimeleri gördük. Gördünüz mü? Şunu biliyorsunuz. Bunu biliyorsunuz. Bunu biliyorsunuz. Bunlar zaten şey. Bu sıfır zamir. Şunu zaten biliyorsunuz. Yani şunu bilmiyorum da bunu bilmeniz lazım. Bu da bunun zıttı yani. Onu da öyle söyleyeyim. Hadi. Hocam Denizli. Evet, bir deniz, bir tane geldi, bir denizimiz geldi. Evet. Başka arkadaşlar, bakalım kaç kişiyiz? Evet. 1, 2, 3, 4 kişiyiz. Hocam, Musa hocama katılıyorum. Evet, o zaman Musa Hoca, Musa Bey dediniz ki Denizli, buyurun tercüme edin metni. Soru kitabı. Ve niye Denizli dediniz? Şimdi hocam müzekker olarak aldım ikisini de. Yani inşallah müzekkerdir. Yoksa Bursa olacak cevabı. Eş-şi'ru ve nethru. Burada bir duralım. Şiir ve nethru diyor. Bu da müzekker. Ama hocam şey haber gelecek burada. O yüzden yani, merfu olarak aldım. Tamam, merfu olacak zaten. Devam edelim. Evet, şiir ve nesir min enva'il edebi, edebiyatın çeşitlerindendir. Velakinne hunake ihtilafen, fakat burada bir ihtilaf var. Fi tarikati kitabeti külli minhuma, yazım yolunda herhalde, yazım. Her birinin yazım şeklinde ihtilaflar vardır diyor. Farklılık var diyelim. Velakin farklılık var. Evet. Evet. Çok güzel. Bunlar nedir arkadaşlar? Bu kila kilta. Bunlar tekit ifadeleri değil mi? Yani bu olmadan da cümlenin anlamı çok rahat oluyor zaten. Eşyaru şiir. Ve nesru ne demek? Şiir. Bu şiirse bu da nefir. Düz yazı değil mi? Düz evet. Yazı. Nesir yani. Kafiyesiz.
diyelim, bir takım ölçülerden, şiirsel ölçülerden uzak o yazı. Şiir ve nesir, evet, kilahıma her ikisi de bir daha vurgu diyor. Minenvail edip edebi türlerdendir. Yani ne diyelim? Edebi tür. Türlerden. Edebi türlerdendir diye tercüme edebiliriz. Edebiyat türlerindendir. Edebi bizde biraz daha karşılık buluyor. Hünake ve lakin ancak hünake var. Ne ihtilafen farklılık. Fi tarikati kitabeti külli minhüme. Yani her birinin de yazım usulünde, tarikaya usul, yol arkadaşlar diyebiliriz. Üslup, hatta üslup da diyebiliriz. Farklılık var. Şimdi bu şiir ve en-nesir gördüğünüz gibi müzekker olduğu için bir müzekker lazım bize, müzekker bir kullanım lazım. Bir de ne lazım? Aynı zamanda merfu olması lazım. Yani bakın bunlar da şey, mübteda merfudur. Bize merfu. Bunu veren hangisi? Hem müzekker hem merfu olacak. Sadece kilahuma. Kileyuma mansup mudur, mecrur mudur bilmiyorum mesela. Bu ikisi de olabilir. Ama müfret kesinlikle. Kilta müzekker. Kilte zaten müzekker mansup. Bu da küllü. Bu cemidir. Burada bizi cemiye sevk edecek de hiçbir şey yok arkadaşlar. Hocam Adana ile Bursa'ya müzekker dediniz de. Ben ne diyecektiniz? Evet evet. Ha, tamam. Ya, o kadar çok söylüyoruz ki karışıyor. Evet. Onun ikisi de müzekker değil, müennes. Doğru söylediniz. Evet, buradan da bunu görmüş olalım. Yani böyle çok gördüğünüz üzere arkadaşlar çok kolay da, yani şöyle sakince böyle bir heyecan yapmadan baktığınızda görebileceğiniz sorular da var Arapçada. İnşallah bunu yaparsınız yani. Bu da yine kolay bir soru. Biraz dikkat. Bakın ne sordu? Şöyle bir baktık. Ha bak, lim var, min var, fi var, lemma, amma. Demek ki bize burada bir harficer soruyor. Bizden bir harficer istiyor. Bu metin belki sizi zorlayabilir ama kök bir bakımdan da kolay. Bir şey, bir noktayı görürseniz oradan çözebilirsiniz. Buyurun. Bu soru. Boşluktan öncesindeki kelimeye, boşluktan kelimelere falan, bunlara bir dikkat edin. Acaba bizden ne istiyor? Hocam Adana sanki ya. Evet, bir tane Adana geldi. Hocam ben de Edirne diyeceğim. Edirne diyoruz bir tanesi. Evet, Musa Bey Edirne dediniz. Bu Adana ve cevap verenlere bir de şey soracağım. Niçin? Hocam iki kelime öncesinde ve ebyaniha. Beyan sanki an ile kullanılıyor diye biliyorum hocam. Ama an ve manı birleşimi şeklinde. Hocam ondan değil, Abbera'dan ben dedim ya. Belki Abbera'dandır diye. Çünkü orada Ebyan... Siz Edirne dediniz değil mi? Evet, evet. Tamam. Şimdi o halde zaten başka da cevap verecek yoksa zaten soruyu kurcalamaya geçebiliriz. Şimdi Abbera'dan yakalamışız bence Abbera'dan. Ama Abbera'dan yakaladıktan sonra hedefimiz yanılmış.
hedef gitmiş. Abera'yı yakalamışız. A diyen arkadaş da hedefi tutturmuş, yanlış yerden almış. Ama yanlış yerden, yani fark etmez hocam, doğruyu yaptıktan sonra şey, sonuç doğru, usul yanlış. Bizde de usul doğru, sonuç yanlış. Halil İbrahim hocam yapmış hocam, Adana değil de. Halil İbrahim Bey ne diyelim, ev yeniden falan bir şey bulmaya çalışmış. Beyyene. Beyyene anla kullanılmaz. Beyyene. Hatta beyyene doğrudan şeyle kullanılır. Yani mefhumu doğrudan alır. Öyle biliyorum. Ama bir okuyalım ya. Soru kökü de burada bizim için önemli. Biz tabii öğretmek maksadımız. Evet, cevabımız Adana arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Kânet Kureyşu, Kureyş idi. Neydi? Ecvedel Arabi intikâen lil efsahi minel fâdi ve esheliha alel lisâni inden nutki ve ebyeniha ta'biran amma fin nefsi. Kureyş Arap'ın en iyisiydi. Kureyş Arap'ın en iyisi. Ne bakımdan? İntikaen lil efsahi minel elfazi. Lafızlardan, sözcüklerden en fasihini seçme bakımından, seçmede. En iyisiydi baş, şimdi lafızlardan en fasihini. Başka lafızlardan ne? Ve esheliha alel lisani, dile en kolay olanını. Yani onlardan, yani lafızlardan, ha lafızlara gidiyor. En kolay olanını. Nerede? Yani ne zaman? İnden nutku, konuşmada. Konuşma esnasında dile de en kolay geleni seçmede en iyisiydi. Ve başka ebyeniha arkadaşlar, ve ebyeniha en açıklayıcı olanını. Ebyen en açıklayıcı. Ne bakımdan? Yani bu tabiran, tabirle birlikte en iyi ifade edenini, en iyi dile getirenini seçmede intika, yani abbara an ile kullanılır demiştik. An'dan sonra mef'ulünü alır. Anma şey ki fil nefsi, içte yani nefisteki, gönüldekini ifade et mede en ne diyelim, açık olan seçmede de Arap en iyisiydi, Kureyş. Evet, burada bize doğru cevaba götürecek arkadaşlar abbara yu'abbiru tabir an harfi celiyle kullanıldığını bilmekti. Abbara da ifade etti, açıkladı, söyledi, anlamlarına geliyordu. Abbara an, değil mi? Tekelleme an, hadese tahaddese an, mesela bunlar hep an ile kullanılıyor. Bilgilerimizi şey yapalım. Len ma ne olabilir? Yani bu len ma, lem bu, lem ma ya da len ma, bu burada bir şey var yani, len ma mı len ma mı, bunu bilemiyoruz. Fi ma şeyde, lime niçin, mimmen neden arkadaşlar. Min men neden, lime niçin, fima şeyde, artık bundan sonra bir şey gelir, artık ne gelirse. Bu lemma mı? Lemma yazıyordu herhalde. Lima şu olsa daha güzel olur sanki yani. Lima olsa. İşte bizim için önemli olan tabiri bulmak, görmek iyiydi. Evet, buyurun bir sorumuz da. İnnel hayat şöyle, el musali kema yetesaramuna falan filan. Hocam biraz ortalar mısınız acaba? Tabii ki. En fazla bu kadar ortalayabiliyorum. İyi mi böyle? Şimdi güzel hocam. Az önce gözükmüyordu da. Bir daha bir deneyelim. Biraz daha. Tamam hocam. Çok teşekkür ederim. Evet.
Hocam Edirne ile Bursa arasına gidip geliyorum ve Edirne diyorum. Evet, bir Edirne geldi. Edirne ile Bursa arasında gittik. Edirne kaldı. Hocam vusulen mi okunuyor o şekil? Vusulen tabii ki. Ulaşmaktı değil mi hocam? Direkt mastar. Evet, vusul. Ulaşma var mı? O gibi hocam. Ama şu, yani şu sıraya bir sıfat istiyor. Onu söyleyeyim ben size arkadaşlar. Şimdi Musa Bey, sizden bir cevap bekliyoruz. Hocam hepsi birbirine çok yakın, bir şey diyemeyeceğim. O güzel. Daha diyebilirdim yani. O zaman şey diyelim şimdi. Ne dedik arkadaşlar? Şuna bir sıra kelimesine bakın, anlamına gireceğim. Sıfat istiyor dedik değil mi? Hızlı değil mi hocam o? Yok. Değil. O bu sat o sinle. Pardon hocam. Şimdi değerli arkadaşlar, mastarlar sıfat olur mu? Mastarın sıfat olduğunu gördünüz mü? Ben henüz görmedim. Dolayısıyla ittisal gider. Vusul gider. İstisal gider, tamam mı? İstisale. Bu gider. Elimizde iki tane bir şey kalır. Mütevasılen artık anlamına bakarız. Bir de şunun anlamına bakarız. Sıraun mücadele demek arkadaşlar. Sıraun mücadele demek. Şimdi mütevasılen vardı, ulaştı. Varan ulaşan bir mücadele. Varan ulaşan bir mücadele. Mütevasılen tevasele devam etti, sürdü. Süren, devam eden bir mücadele. Hangisi olur? Cim. Cim olur değil mi? Ceyhan. Şimdi o zaman anlama bakalım. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. İnnel hayatel içtimaiyete leyset illa sıra'an mütevasilen beynel mesalihi kema yettes, bu ne ya, neyse burada bir eksik yazdık. Tesara'u ne diyeyim hocam? Aha, şunu var ya, ayrı görüyorum, bu nasıl bir filmmiş diyorum ya. Sadece şuna odaklandım, tamam mı? Şunu. Bunu diyorum nasıl okuyacağız? Şunu görmüyorum arkadaşlar. Tamam, fiili yarısını görüyorum. Evet, yetesara'u ne? Evet, et taciru ve et tüccaru ve yetenafesune arkadaşlar. Ve yetenafesune. Hayat, içtimai hayat, yani sosyal hayat leyset değildir. İlla ancak şudur, sıraan bir mücadeledir. Nasıl mücadele? Mütevasilen, süre gelen, devam eden. Beynel mesalihi, çıkarlar arasında. Çıkarlar arasında. Kema yetesaraune mücadele ettiği gibi. Et tüccar, tüccarların ve tenafesine ve rekabet edip işte mücadele ettikleri gibi tüccarların, tacirlerin. Ya, tüccarlar herhalde birbirleriyle rekabet ediyor. Herhalde öyle bir benzetme kurmuş. Çıkarlar arasında süre gelen, sürekli işte bir mücadeledir diyor toplumsal hayat. Ama burada sıra kelimesinin
şeyini bilmemiz önemliydi anlamına. Burada da mastarların şey olmayacağını bilmemiz bizim için önemliydi. Burada keşke şey yapsaydı. Yani şunlardan bir tane bu bakın müzekker. Buradan bir ittisaleten falan böyle mütevassileten böyle bir şeyler koysa dile gelerdik. Koymadığı için eriyemiyoruz. Ben hocam zaten iki bil olmayacağı elemişim. Musa hocama da üçü kaldı. Aklımda cim vardı. Daha sonra dedim de öyle kalsın. Ya cime kimse bir şey demedi ya. O bize kaldı. Hocam siz sıfatla ona sıfat getirmemiz gerekiyor dediniz ya. Orada dedim şimdi acaba cim mi o? Daha sonra dedim karıştırmayayım ortalığı şimdi. Musa hocamın aklı karışmasın. Tabii ya hocam, yani benim için her şey birdi. Zaten şey birbirine uysun diye sıfatlara baktım. Hepsi de müzekker mühendisliği şey mesela mastarlar hariç diğerleri uyuyordu. Bir şey diyemedim o zaman. Evet. Yani. Önümüzdeki maçlara bakacağız hocam. Önümüzdeki maçlara bakacağız. O halde haftaya görüşelim. Öyle diyelim. Şuradan hafta diyorum ya. Cuma günü. Soruya haftaya görüşeceğiz. Derse de cuma görüşeceğiz. Cuma günü sayıların kalan kısımlarıyla ilgileneceğiz arkadaşlar. İnşallah hocam. Yine bir sayıdan devam edeceğiz. Şimdi biz ne yaptık? Amma fima dedik. Ona gidelim. Yani basit dikkat gerektiren şeyler. Zor değil en azından. Bunlar tabii ki şurada yazıyor. Yok dil örnek soruları. Biraz dikkat burada sizi başarıya ulaştıracaktır arkadaşlar. Hocam YÖK dili YDS'nin ne farkı var? Ne farkı var? YÖK dili YDS'den daha kolay. Yani metinleri şöyle söyleyeyim daha net, daha kolay. Soruları, soru kökleri. Dolayısıyla daha kolay oluyor.